Hocam Bingül Hoca'ya bakacağız. Tabii ki bizim büyüğümüz Sarıkamış doğumlu. Siz hakikaten hem başarınızla hem geldiğiniz yerle Türkiye haritasında önemli bir insansınız. Bu çok önemli. Teşekkür ediyorum. Yani, sonra Pendik Lisesi, sonra İstanbul Tıp Fakültesi, sonra uzmanlık eğitiminizin içinde 84 yılında Londra'da St. Thomas Hastanesi'nde kalp cerrahisi asistanım ve Rain, yanlış telaffuz edersem düzeltiniz, enstitüsünde araştırma görevlisi olarak çalışıyorsunuz. Aynı hastanede koroner cerrahisi eğitimi alıyorsunuz ve sonra 90 yılında dönüyorsunuz memlekete. İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde göreve başlıyorsunuz. Florence Nightingale Hastanesi'nde çalışıyorsunuz ve ondan sonra size bir şey oluyor. Hem meslekte çok başarılı olmaya başlıyorsunuz ve hem de yan uğraşlar, müzik, yazarlık, illüzyonla ilgili uğraşlar, meraklar ve sonra dalış, tüple dalıyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Geldiğiniz yer itibariyle yani Sarıkamış'ta doğmuş bir insanı. İlkokul öğretmeninin çocuğu. İlkokul öğretmeninin çocuğu. Maşallah. Biz bu adamı şöyle, yani hayalimizde şöyle canlandıramayız herhalde. Yani bir yerden sonra hayatınızda bir şey oluyor. Bir yerden sonra Süpermen'e dönüşmüşsünüz. O sırada başka bir gezegenden geldiniz mi ortaya çıkıyor? İçinizde bir şey mi ortaya çıkıyor? Ama bir yerden sonra şöyle geliyorlar. Yani işte evet, bir öğretmenin çocuğu geliyor. Yani biz bu çocuktan ne bekliyoruz? Success story, muhteşem hikaye şu: geldi, doktor oldu, aferin ona, parasını da kazanıyor, döndü ailesine de yardım etti. Hayır, bir yerden sonra bu adam bir Süpermen'e dönüşüyor. Bu nasıl oluyor? Ben muhtemelen Tanrı'nın çok özel bir kuluyum. Maşallah. Çocukluğumda programladığım, arzu ettiğim her şeye ulaştım. Mesela ben çocukken çoban olmak istiyordum. Beni zorla doktor yaptılar. Şu anda benim odamda bir çoban kepeneği var. Ve dedim ki ben çoban olmak istiyorum, ben niye çoban kavalı çalmıyorum? 55 yaşımda çoban kavalı çalmayı öğrendim. 5 sene uğraştım ama müziğe çok yeteneksizim. Öğrendim. Yeteneksizim. Sonra, müziğe çok, babam Hasan Ar Yücel'in öğretmenlerindendi. Her öğretmenin bir enstrüman çaldığı öğretmenlerdendi. Notayla çalardı. Bana keman öğretmeye çalıştı. 1,5 yıl sonra oğlum boş ver dedi. Ama nota öğrendim. O nota 55 yaşımda önüme geldi ve çoban kavalı çalmaya başladı. Daha sonra neye yöneldim? Neyi üflüyorum? Ortaokul 2. sınıftaydım. Çoban Yıldızı diye bir roman okudum Kroni'nin. Orada bir genç doktor, genç doktorun, doktor bey, sevişiyorlar, aşk, büyük aşk, romans, laboratuvar yandı, doktor bey laboratuvar yaşamını yitirdi. Sonunda o genç doktor hanım hayalleri olan geri kalmış bir ülkeye, böyle bulutlar içine giderken ben doktor olacağım dedim. Bir daha fikrimi değiştirmedim. Tıp fakültesine girdim, cerrah olacağım dedim. Tıp fakültesine girdim, kalp cerrahı olacağım dedim. Kalp cerrahı oldum, dedim ki ben erişkin kalp cerrahı olacağım ve bypass ameliyatları yapacağım. Hepsini sırayla ulaştım hepsine. Dalmak en büyük idealimdi. Ben Sarıkamış'ta yüzmeyi çayda çimerken öğrendim. Ama yüzme, dalmayı çok arzu ediyordum. Şinasi Bingeli sevgili arkadaşım, o kurbağa adamlar döneminin balık adamlarından. Onun sayesinde dalmayı öğrendim ve 32 metreye daldım. Batıklara daldım. Çok güzel fotoğraflarım var. Dağcılığı çok seviyordum. Ağrı Dağı'na çıktım. 3 tane bypass hastamı rehabilitasyon amaçlı. Motivasyon rehabilitasyon amaçlı. Yani insanlar bypass ameliyatı olur, normal şansına döner, hatta Ağrı Dağı'na bile çıkabilir. Sevgili Nasuh Maruki ile beraber 3200'de kampımızı kurduk. 3800'e çıktık. 4200'e çıktık. Nasuh dedi ki siz burada kalın. Bayrağınızı verin. Ben daha yukarı çıkarayım dedi ve birkaç doktor arkadaşlar beni de bırakmadı. 4200'den aşağı indik biz. Ama kulüp bypass olarak bayrağımızı Ağrı Dağı'nın zirvesine astık. Kulübün ismi bypass mı? Kulüp bypass. Kulüp bypass. Ve dedik ki insanlar bypass ameliyatı olur. Normal şansına dönen hatta Ağrı Dağı'na çıkabilirler. Bugün hala konuşuluyor bu. İnsanlar geliyor, ben de Ağrı Dağı'na çıkabilir miyim diyor ameliyattan sonra. Hocam o kadar özel bir şeyden bahsediyor. Benim kalp rahatsızlığım yok ama kalp rahatsızlığı olan arkadaşlarım var. Ve biliyorum ki soğuk havada, karlı havada sokağa bile çıkamıyorlar. Yani bırakın dağa çıkmayı, rüzgara bile maruz kalmak istemiyorlar. Tabii iyi yapıyorlar, iyi yapıyorlar. İyi korumak maksatlı iyi tedbir alıyorlar ama yani bahsettiğiniz inanılmaz bir şey. İllüzyonist olmayı çok arzuyordum. Çocukken bile bir şey öğrenirdim, yapardım yalandan yanlıştan. Sevgili üstadlardan Bulunuray, Mandrake benim hastam oldu. Biliyorsunuz bu işler bir sanat. Yani 10 yıl, 20 yıl ustanın arkasında köle olmadan size sanatını vermiyor. Ama benim hastam, dostum, hayatını kurtardım. Bir
Bir dolap illüzyon ve malzemem var ve antika illüzyonist malzemeleri topluyorum. Bu daha sanatçıları anesteziden önce ya da anestezi sırasında tehdit ediyor musunuz hocam? Yani bana şunu öğretmezsen gebertirim seni gibilerden. Yok, şimdi bakın bir mide ameliyatı yapan doktorla kapçayara aynı şey değil. Kapçayara daha bir şükran duyuluyor. En şanslı meslektaşımız Erdem, çünkü ona teşekkür çıkmaz. Hiçbir bayan benim burnumu Erdem Bey yaptı demez, benim göğsüm düzelt demez. O gizli kahramandır hep. Ama benim için beni Bingöl Hocam yetkili diyen... Biz Erdem Bey'i penis cerrahı olarak... Onu hiç söylemezler. Onu hiç kabul etmezler. Olur mu? O da yani... İnkar bile eder onu. Hayır ben değilim, o diyebilir o hastalar. Ya bizim hele hele bizim erkeklerimizde, bu toprakların erkeklerinde yani hani... penis diken doktor mu, kalp diken doktor mu dersen penis diken doktor. Yani kalbim mi penisim mi dersen adam herhalde kalbim demeyecek. Ama ben o adama adam demem. O hasta Erdem'in reklamını yapmaz. O hasta Erdem'in reklamını yapmaz. Benim reklamımı yapar ama. Yapmaz tabii. Yapmaz tabii. Fotoğraf bile çektirmez. Kaçarak çıkar. Sonra o illüzyonistle beni o kadar çok sevdiler ki kendi derneklerine olumsal üye yaptılar. Hatta benim illüzyonist derneğinden sertifikan bile var burada. Maşallah getirdim. Peki acaba Kaval'la Ney, şimdi tabii hazırlıksız yani siz getirdiniz tabii burada da hani şey olarak belki dudaklar olarak bir hazırlıksız tabii, biraz üfler misiniz tabii efendim? Şimdi bunun bir özelliği var her ikisinde. Bu düz bir boru aslında. Ses çıkarmak bile korkunç bir iş. Evet. Bu konuda da sevgili Süleyman Ergüner'in çok yardımlarını gördüm. Maşallah. Dünyaca ünlü neyzen biliyorsunuz. Zaman zaman hastanemize gelir. Biz Doktor Erol Can'la birlikte yoğun bakımda hastalarımıza müzik terapi yapıyoruz. Hasta uyanır uyanmaz başucunda sufi müzik çalan bir doktor görüyor. 15-20 dakika o kadar relax oluyor ki insanlar tansiyonlar düşüyor, oksijenler artıyor, depresyonlar, ajitasyonlar azalıyor. O kadar çok ciddi çalışmalarımız var. Birçok televizyona çıktık. En son CNN Amerika'dan Gupta geldi. Bir saat ek röportaj yaptı bizimle. Uluslararası şöhretimiz var öyle. Ben bunu özellikle çalmak istiyorum. Aman doktor, derdime bir çare biliyorsunuz. Evet. Şarkılarda başladı doktora saygısızlık hasta. Aman doktor, canım doktor, canım şekerim doktor, afrodizyak şeyler söylemeye başladı. Halbuki yaprak bunu söylerken, doktor beyim, derdime bir çare. Derken böyle yüreğim tuhaf oluyor böyle. Onu bir kuplonu çalayım isterseniz. Buyursunlar efendim.